Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere yaklaşık 4 yıl önce kurduğum şirketimle ilgili yaşadığım deneyimleri aktarmak istiyorum. Belki aramızda şirket kurmak isteyenler vardır ya da böyle hani kendi bir şeyler yapmak isteyenler varsa ne gibi prosedürler var ve bugüne kadar yaşadığım birazcık deneyimlerden bahsetmek istiyorum. Tabii piyasada ya da böyle sosyal medyada şöyle bir algı var. Hani kendi şirketinizi kurarsanız sabah alarm kurmazsınız gibi böyle çeşitli beylik laflar dolaşıyor. Tabii ki olayın iç yüzü böyle değil. Yaklaşık dediğim gibi 4 yıldır şirketi olan ki 2019 Kasım ayında kurmuştum. Ekim ayının işte ortasında yayınlıyorum bu videoyu neredeyse. İşte yaklaşık olarak 4 sene oldu. 4 senelik bir şirketim var. Yaşadığım deneyimi aslında ben aktardığım bir video sizlerle paylaşmıştım. O videoda işte maliyetleri vesaireyi anlatmıştım. Tabii 2021 yılının maliyetleriydi bunlar. Geçen sürede çok da fazla bir şey değişmedi. Sadece rakamlar birazcık artmış oldu enflasyondan dolayı ve işte ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu durumdan dolayı. En sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Bir kere eğer fatura kesebilme imkanınız varsa ve böyle bir iş potansiyeliniz varsa ben kesinlikle ve kesinlikle şirket kurmanızı tavsiye ediyorum. Ancak şunu da unutmayın. Böyle videolarda gördüğünüz gibi sosyal medyadaki videolardaki gibi değil işler arkadaşlar. Neden değil? Çünkü bir şirket sahibi olduğunuz zaman normal bir çalışan olduğunuz bir şirkettekinden daha fazla çalışmanız gerekiyor. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi şu. Uğraşmanız gereken çok fazla detay var. Muhasebeyle ilgilenmeniz gerekiyor ki muhasebeciniz olacak zaten o ayrı konu ama fatura kesiyorsanız faturanın birinin kesmesi gerekiyor. Eğer tek kişi çalışıyorsanız benim gibi mesela bunun için söylüyorum bunları. Ya da takip etmeniz gereken işte muhasebesel işte bazı mahsuplaşmalar şunlar bunlar bunlarla tamamen siz ilgilenmeniz gerekiyor. Ofisiniz varsa eğer ofis tutacaksanız ki ben home office çalışıyorum. Ofisin de bazı ilgilenmeniz gereken tarafları oluyor. İşte açılması, kapanması, onun güvenliğinden tutun, interneti, telefonu, şusu, busu gibi bir sürü şeyle de uğraşmanız gerekiyor. Yani bunlara tamamen siz sorumlu oluyorsunuz. Yani her şeyin bir karşılığı var. Evet daha fazla kazanma ihtimaliniz her zaman var ama işte videolardaki gibi de tamamen karşılıksız ya da çok kolay bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Bir de şöyle basit bir hesap yapmak istiyorum. Bugüne kadar ben çok yerde çalıştım. Kurumsal yerlerde de çalıştım. Şahıs şirketlerinin olduğu yerlerde de çalıştım. Bütün patronlar genelde ağlar. Ah çok vergi var. Ah çok KDV var. Ah şöyle oldu. Ah böyle oldu. Fatura kestim alamıyorum falandı filandı. Evet patronlar ağlıyor. Genel olarak bizim Türk insanının bu ağlama kültürü fazlasıyla var. Özellikle esnaf da bunu çok yapar biliyorsunuz mesela. Hep ağlanır. Çok vergi veriyoruz. Çok vergi. Arkadaşlar bu kesinlikle doğru değil. Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki 50 bin lira kazanıyorsunuz değil mi? Bir maaşınız var. İyi bir işiniz var. 50 bin lira kazanan birisinden alınan vergi ile 50 bin lira kazanan ve serbest meslek yapan, kendi şirketi olan birisinin verdiği vergi aynı değil. Sabit çalışan daha fazla vergi veriyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Kimse bunu inkar etmesin. Patronlar ağlamasın. Ağlanacak bir konu yok. Bunu da söyleyeyim. Bakın şirket sahibi olan birisi olarak söylüyorum ben bunları sizlere. O yüzden patronların ya da şirket sahibi olanların ağlamalarına bakmayın. Aynı miktarda parayı bir çalışan kazandığı zaman daha fazla vergi veriyor. Çünkü onun kaçacak yeri yok. Şirket sahiplerinin kaçacak yerlerimiz var. Nedir? Vergiden kaçınmak diyoruz biz buna. Bakın vergi kaçırmak değil. Kaçınmak. Şimdi diyelim ki bir çalışan olarak telefon alacaksınız değil mi? iPhone 15 almak istiyorsunuz. Kaç para? 49 bin lira. Bunun ne kadarı vergi? Diyelim ki 8 bin lirası vergi. Siz bu 8 bin lirayı çatır çatır ödüyorsunuz. Ama şirketiniz olsaydı eğer, şirketinize fatura kestirseydiniz o zaman ödeyeceğiniz KDV'yi direkt kestiğiniz diğer faturadaki KDV'lerden düşebiliyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Gelir vergisinden de düşebiliyorsunuz. Bu 49 bin liralık vergi tabii ki vergi KDV hariç rakamdan bahsediyorum. Tabii bu 3 yılda düşülüyor. Amortismanı vesairesi var ama bu videoyu izleyen muhasebeciler ya da az çok anlayanlar varsa ne demek istediğimi anlayacaktır. 3 yıl içinde düşülüyor ama bir şekilde yine düşülüyor arkadaşlar. Bunu da vergiden düşebiliyorsunuz. Belli bir kısmını bir çalışan diyelim ki özgür bir yerde çalışıp bir iPhone 15 almaya kalksaydı 49 bin lira ödeyecekti. Herhangi bir şekilde vergiden düşemeyecekti. Ama özgürün şirketi olduğu zaman bunun işte 8-9 bin lirası ne kadarsa KDV'si vergiden düşebiliyorsunuz. Artı gelir vergisinden de bir kısmını düşebiliyorsunuz. Yani telefon size epey bir ucuza gelmiş oluyor. Biraz değil epey bir ucuza gelmiş oluyor. O yüzden şirket kurmanın böyle bir avantajı da var. Tabii ki bu vergiyi gösterme, masraf gösterme meselesi iş alanınıza ve faaliyet alanınıza göre sınırlandırılmış durumda. Yani ben kurduğum şirkette teknolojiyle ilgili işler yaparken tutup da 1000 tane ekmek aldım bu faturayı da gösteriyorum diyemiyorum. Bunu dersem olası bir denetlemede başım belaya girebilir, sıkıntı yaşayabilirim. O yüzden faaliyet alanınızla ilgili olan taraflardaki masrafları gösterebiliyorsunuz. Ha diyeceksiniz ki mesela bazen bunu biz şirket sahibi olan başka arkadaşlarla konuşuyoruz. Her zaman da iPhone alamıyorsun ki her ayda. Evet doğru. Her ayda iPhone alamazsın. Her ayda bilgisayar alamazsın. Ama bir şekilde vergiden düşebiliyor olmak önemli bir konu. Yani şirket sahibi olarak benim en çok hoşuma giden taraflardan bir tanesi bu vergiden kaçınma meselesi oldu. Bu arada bu yasal bir konu arkadaşlar. Onu altını özellikle çizeyim. Burada anlattığım hiçbir şey hani böyle yasa dışı bir şeyden bahsetmiyorum. Buna kanunlarda olan
kendi masraflarınızı şirketinizde vergiden düşebiliyorsunuz. Tabii bunların çok komplike tarafları da var. Bunları tabii aramızda, ben mali müşavir değilim, aramızda varsa onlar daha iyi bilecektir. Anonim şirketlerin başka türlü, şahıs şirketlerinin başka türlü, limited şirketlerin başka türlü kolaylıkları ve zorlukları var. Benim önerim şu arkadaşlar, fatura kesebilecek potansiyeliniz varsa mutlaka bir şirket kurun. Ama burada tabii ki şunu da söylüyorum. Bir önceki videoda anlatmıştım ben aslında bu konuları. Hani esnaf kurye modeli çıkarttılar mesela. Bütün bu işte e-ticaret siteleri olsun, işte hazır yemek dağıtıcıları vesaireleri olsun. Şimdi orada şöyle bir durum var. Şunu da unutmayın. Bir yerde çalıştığınız zaman tazminatınız birikebiliyor. Yani kıdem tazminatından bahsediyorum. Belli ekstra haklarınız olabiliyor. Bunları da göz ardı etmemenizi öneriyorum. Onların da faydası var. Bakın bunu da söylüyorum. Çünkü sadece madalyonun bir yüzü anlatılıyor. Öteki yüzü kimse söylemiyor. Ya da işte hep geçiştiriliveriyor. Hayır. Kolaylığı da var, zorluğu da var. Aslında hayat hep böyledir. Hiçbir şey mükemmel değil. Hiçbir şey de tamamen eksik değil. Tamamen tam da değil. O yüzden iki tarafı da bakacaksınız. Ona göre karar vereceksiniz. Bir yerde çalıştığınız zaman kıdem tazminatınız birikiyor. Söylediğim gibi o iş yerinin özelliklerine göre bazı yer özel sağlık sigortası yapabiliyor. Yol parası verebiliyor vesaire vesaire. Siz kendi şirketinizde bunun hepsini kendiniz karşılamak zorundasınız. Ama iyi de para kazanma ihtimaliniz var. Kazanamama ihtimaliniz de var. Bunu da hesaba katmanızı rica ediyorum. Tek taraflı bakmadan iki tarafı da görüp ona göre değerlendirmeniz lazım. Ayrıca eğer 30 yaşını geçmediyseniz devletin genç girişimci teşvikleri var. Bildiğim kadarıyla bunu kontrol edin internetten lütfen. Bir yıl boyunca Bağkur ödemiyorsunuz. Çünkü kendi şirketinizi kurduğu zaman Bağkur ödemek zorundasınız. 30 yaşına gelmediyseniz ve şirket kurduysanız bir yıl boyunca ödemiyorsunuz. Bir de 3 yıl boyunca belli bir oranda gelir vergisinden de muaf oluyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 125 bin TL'de bu yıllık sanırım ama tam emin değilim. Onu bir kontrol edersiniz. Yani genç girişimciler için de 30 yaşına kadar olan şirket kurmak isteyenler için de böyle bir durum söz konusu. Zaten o esnaf kuryelerin büyük bir çoğunluğu da bu genç girişimcilikten kurdular. Bir yıllık durum geçtikten sonra, yani bir yıl Bağkur ödememe geçtikten sonra da bugünün parasıyla 4000 ya da 4500 TL olması lazım. Aylık Bağkur ödemeniz gerekiyor. Böyle bir masrafınız da var. Muhasebeciye para ödemeniz gerekiyor mutlaka. Bu 1000 lira civarında, bu da minimum söylüyorum bugünlerde. Kurduğunuz şirkete göre rakam yükselebilir. Bu ve benzeri masraflarınız var. Ama ben bir kez daha altını çiziyorum. Fatura kesme potansiyeliniz varsa, öyle bir müşteri potansiyeliniz varsa ve kendinize de güveniyorsunuz, girişimci olmak istiyorum diyorsanız ben şirket kurmanızı öneriyorum. Ama söylediğim gibi böyle küçük küçük adımlarla gitmekte fayda var. Hemen uçmaya çalışmayın. Önce ufak ufak bir bakın. Şahıs şirketi kurun. Artılarını görün, eksilerini görün. Yapabildiklerinizi görün. Zaten belli bir oranda fatura kesmeye başlayınca mecburen şirketi büyütmek zorunda kalacaksınız. Bunları zaten zaman içinde siz de yaparsınız. Bu videoda sizlere arkadaşlar şirket kurarak yaşadığım deneyimi anlatmaya çalıştım. Ben pişman değilim. İyi ki de kurmuşum diyorum. İyi ki de böyle bir girişimde bulunmuşum diyorum. Sizin de böyle bir düşünceniz varsa ve kafanızda başka sorularda olabilir, yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Benim yanıtlayamadıklarımı diğer okuyucularımız, izleyicilerimiz, takipçilerimiz en azından yanıtlayabilirler diye düşünüyorum ki bazı videolarda oluyor bu. Birbirinize yanıt veriyorsunuz arkadaşlar. Güzel de oluyor. Ben bu kadar çabalarken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olun lütfen arkadaşlar. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone değil. Abone olanları tenzih ederek söylüyorum ama o izleyenler de kanala abone olursa sevinirim. Çünkü bu benim için önemli. Neden? Böyle videolar çekiyorum. Bunların izlenmesi lazım. Abone sayısının artması lazım ki yeni ürünler isteyeyim. Yeni konular için bana bir motivasyon kaynağı olsun. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Sevinirim. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.